Merhaba, ben Esin Koca Kuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makine iğneleriyle ilgili bilgi vereceğim. Önümde bulunan makine iğneleri sanayi makinesine uygun iğneler. Bunun dışında ev tipi makineler için olan iğnelerden de bahsedeceğim. Öncelikle makine iğnelerinin aslında kodları olduğundan bahsetmek istiyorum. Bu kodlardan kastım nedir? Mesela önümde duran overlock makinesi iğnesi. Burada DC ibaresini görürüz. Bu DC ibaresi overlock makinesi için kullanıldığı anlamına gelir. Yani iğnelerin overlock'a mı, düz makineye mi ya da reçme makinesine mi olduğunu biz buradaki koddan öğreniriz. DC overlock makinesi için kullanılan iğnedir. Peki iğnelerin numaraları nasıl ilerler? İğnenin numaraları 9 ila 14 numarası arasında değişir. Arada 13 numara iğne bulunmaz. Bu tüm makineler için geçerlidir. Ev tipi makineler için de, sanayi makineleri için de 13 numara iğne üretilmez. Bunun sebebi farklı inanışlardır açıkçası. 13 numarasının uğursuz olduğunu düşündükleri için hiçbir yerde üretimi yapılmamış. Dolayısıyla biz de bu tarz şeylere ithal ettiğimiz için biz de 13 numarasını ülkemizde kullanmamışız. Bu yüzden 13 numara iğne bulunmaz. Bunun dışında şu şekilde düz makine iğnesi var. Düz makine iğnesi de DB olarak adlandırılır. DB ince uçlu makine iğnesi anlamına gelir. Daha doğrusu dip kısmının ince olduğu anlamına gelir. Eğer burada DP ibaresi görürseniz o da dip kısmının kalın olduğu anlamına gelir. Küçük dip, büyük dip ya da işte ince dip, kalın dip gibi adlandırabiliriz bunu. İnce dip, kalın dipten kastımız da şu kısımlarının yani makineye giren iğnenin tepe kısmının bazı makinalarda daha büyük, bazı makinalarda daha küçük olarak kullanılması anlamına geliyor. Düz makine iğneleri de bu şekildeydi. Benim önümde bulunan overlock ve düz makine iğneleri. Bir de bu kısımda DV olarak adlandırılan iğneler vardır. Onlar da reçme makinelerinde kullanılan iğnelerdir. Yine burada da 9 ila 14 arasında numaralar değişir. Peki ev tipi makinesi kullananlar için hangi iğne hangi kumaşta kullanılır sorusu en fazla gelen soru. Aslında şöyle genel bir bilgi edinmeniz gerekiyor bununla ilgili. En ince iğne yani 9 numaralı iğne şifon, ipek gibi kumaşlarda kullanılan iğnedir. Yani ne kadar numara düşüyorsa o kadar ince ürünlerde, ince kumaşlarda zarar görmemesi için o kadar numarayı düşürerek iğneleri kullanırız. Ne kadar kalın ürün dikiyorsanız o kadar numarayı arttırırsınız. Örnek veriyorum ben orta halli kumaşlarda genelde 12 numaralı iğneyi kullanıyorum. Hatta birçok şeyde. Eğer ipek ya da şifon gibi ürünler dikmiyorsam ya da çok ince parçalanabilir bir penye dikmiyorsam 9 numarasını çok fazla kullanmıyorum. Ya 10 kullanıyorum ya da 11 kullanıyorum bunun için. Bunu aslında tecrübe ederek anlayabilirsiniz. Normalde ev tipi makinalarda da böyledir. Fakat genel olarak insanlar şunu dikeceğim, hangi numaralı iğneyi kullanmam gerekiyor, hangi iğneyi kullanmam gerekiyor diyor. Diyorlar ki penye iğnesi kullan. Aslında penye iğnesinden kastı 10 ya da 11 numaralı iğnedir. Bu size veren kişinin inisiyatifiyle alakalıdır. Eğer yanında örneği varsa örneğini gösterirsiniz. Tamam bu buna uygun der size o iğneyi sunar. Yani siz ne dikmek istediğinizi bilirseniz ona göre zaten ayarlamayı, numara ayarlamasını kendiniz yapabilirsiniz. Biz gittiğimiz zaman yani sanayi makinesi kullanan insanlar gittiği zaman direkt numarasını söyler. Bana 10 numara. Çünkü o kadar çok dikiş dikeriz ki artık hangi iğnenin hangi kumaşa iyi geldiğini çok iyi kestirebiliriz. İğnelerin kumaşlara göre kullanım şekli bu şekildeydi. Bu değerleri aslında bir zihninize oturtabilirseniz çok kolay dikiş yapmaya devam edersiniz. Bunun dışında anlatmak istediğim bir konu daha var. Kullanılan iğnelerin kalitesi
oluyor. Bu iğnelerin kalitesi aslında dikişinizi oldukça etkiliyor. Normalde kullanılması gereken iğneler çelikten üretilmiş kaliteli iğneler olması gerekiyor. Çelikten üretilmemiş olan iğneler makinede dikiş diktiğiniz zaman kırılma yapmıyor. Kırılma yapmadığı zaman ya dişliye ya da plakaya zarar veriyor. Hatta daha ileri gidip çaynozun da bozulmasına neden olabilir. Çaynoz bozulması oldukça maliyetli bir değişim gerektirir ve onu kendiniz evde değiştiremezsiniz. Bir ustanın size yardım etmiş olması gerekiyor. Yani dolayısıyla makineniz ustaya görünmek zorunda kalıyor. Bu yüzden de hem çaynoz maliyeti hem de usta bedeli ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden ucuz ve kalitesiz ürün kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Kullanmanız gereken iğneler çelik iğne ve belirli markalara ait iğneler olmalı. Mesela benim kullandığım TNC Needle diye geçiyor. Bu orijinal ve kaliteli bir iğne. Diğer bir markada Origin diye okunuyor sanırım. Origin Needles. Yani aslında telaffuzunun doğru olup olmadığından emin değilim. Ama şu kap sanayi makineleri için oldukça kaliteli bir ürün ve bunlar da kutularda satılıyor. Şu an kutusunu attığım için gösteremiyorum. Kutuda yaklaşık 12 tane oluyor sanırım ya da 6 da olabilir. Büyüklüğüne göre değişiyor. Hepsi bir arada bulunuyor. Bu yüzden bu iğneler bu şekilde geliyor. Kaliteli iğne kullanmanızın en büyük avantajı makinenize zarar vermemiş olması. Ayrıca iğnelerin uçları çok daha çabuk yıpranıyor. Mesela benim kullandığım iğnelerin çelik iğne olması en az bir sene eğer ürünü çektirmediysem, zarar vermediysem kırılmadan kullanılabilmesi anlamına geliyor. Yani verdiğiniz paranın hakkını veren iğneler oluyor. Dolayısıyla uçları zarar görmüyor ve kumaşınızı da yıpratmıyor. Zaten uçları o kadar hassas ve ince ki en ufak bir hatada eğer çelik iğne kullanmıyorsanız uç kısmı yamulur. Sürekli değiştirmek zorunda kalırsınız. Aslında daha fazla iğne alıp aynı maliyete denk getirmiş olursunuz. Ve onların makineye zarar verme olasılığı da bu iğnelere göre çok daha yüksek. Kırılmasını istememizin sebebi budur. Yamulan iğneler bizim için kullanışlı iğneler değildir. Herhangi bir zarar gördüğü anda kırılıp makineye zarar vermemesini isteriz biz. Bu şekilde umarım sizler için faydalı olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi, ayrıca arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.